Merhabalar. Bu videoda e, İngilizce diline devam ediyoruz. E, bu videoda İngilizce diliyle ile ilgili olarak, lisan ile ilgili olarak yeni bir yapıyı inceleyeceğiz, zaman yapısını. E, bugünkü konumuz e, the future perfect tense. The future perfect tense. E, bu yapıyı şöyle. E, izah edebiliriz, anlatabiliriz. Ee, gelecekte, gelecek zamanda eğer bir faaliyet, bir eylem, bir işlem e, belirli bir ana kadar, belirli bir zamana kadar gelecekte tamamlanmış ise, yani tamamlanacak ise, tamamlanmış derken, yani tamamlanmış olacak ise daha doğrusu, yani tamamlanmış olacak ise bitirilmiş olacak ise, yapılmış olacak ise e iş eylem oluş. O zaman biz burada the future perfect tense kullanıyoruz. Yani future, the future perfect tense yapısını kullanıyoruz. Bir kez daha tekrar edecek olursak. Bu yapıyı gelecek zamanda belirli bir ana kadar e bir iş eylem oluş tamamlanmış olacak ise yani bitmiş olacak ise tamamlanmış olacak ise belirli bir zamana kadar belirli bir zamandan önce ee, o zaman işte bu yapıyı kullanırız. the future perfect tense yapısını e, başka nasıl söyleyebiliriz e, şöyle de izah edebiliriz e, yani diyelim ki bir eylem var ve e, gelecekte yani belirli bir zaman dönemine kadar bu işlem e, eylem olmuş olacak ise tamamlanmış ola, o, tamamlanmış ise tamamlanmış olacak ise yani e, bu yapı kullanılır. Yani şöyle de söyleyebiliriz. Yani bu yapıyla e, gelecek zamanda belirli bir dönemek belirli bir ana kadar, belirli bir zaman dilimine kadar, belirli bir zaman dilimine kadar bir eylemin tamamlanmış olacağını ifade etmek için uh, the future perfect, uh, the future, perf uh, future perfect tense kullanılır. The future perfect tense kullanılır. Yani demek ki eylem. Uh, bir iş, bir oluş, bir eylem gelecek zamanda belirli bir gelecek zamanda belirli bir ana belirli bir ana kadar o eylemin tamamlanmış olduğunu tamamlanmış olacağını tamamlanmış olacağını göstermek için ifade etmek için bu yapı kullanır. Yani eylem kısacası o belirtilen zamana kadar, e, belirtilen ana kadar gelecekte e, bitmiş olacak. Ve bunu da neyle gösteriyoruz? The future perfect tense ile kullanıyoruz. Bazen future perfect tense simple da diyorlar. E, kafanız karışmasın. Aynı şey. Sonuç itibariyle the future perfect tense yapımız bu. E, her ee, videoda her konuda olduğu gibi Hollandaca, İngilizce olsun. Önce neyle başlıyoruz? Dil bilgisiyle. Yani cümleler nasıl kurulur? Bunun kuralı nedir? Kanunu nedir? Yapısı nedir? Daha sonra da olumlu cümlelere baktıktan sonra olumsuz, olumsuz soru cümlesi. Daha sonra örneklerimizi yapıp konumuzu bitiriyoruz. Şimdi ben buraya yazdım. Ee, i̇lk önce nedir? Daha önceki videolarda da aynı yolu izledik. Tekil şahısları inceleyeceğiz. Yani bir kişi için. Daha sonra çoğu şahısları işleyeceğiz. Yani birden fazla kişiler için. Şimdi tekil şahıslar için I, ben, you, sen, he, o. Biliyorsunuz buraya she veya it de gelir. Gelebilir. Ben artık bunu yazmıyorum. Çoğu şahıslar için ise birden fazla kişiler için ise we, biz, You, siz. Çünkü sen ve siz anlamı var you'nun. Ve they, onlar. Şimdi ilk cümlemizle başlayalım. Tekil şahısla. Birinci tekil şahıs. Burada yardımcı fiili böyle kullanıyoruz. Kural bu. Have kullanıyoruz. Bakın hepsinde aynı. Have. Burada da e, fiilimizin üçüncü halini kullanıyoruz. Ben burada go fiilinin go fiilini kullandım. Go'nun üçüncü hali nedir? Ee, buna üçüncü hali olarak belirtirler. gandır Go, went, gone. Üçüncü hali nedir? Gander, Gone kullanır. Yani fiilin üçüncü hali gidir. Ee, o zaman ilk cümleyle başlayalım. I will have gone. Ben gitmiş olacağım. You will have gone. Sen gitmiş olacaksın. Sen gitmiş olacaksın. He will have gone. O gitmiş olacak. Bir erkekten bahsediyoruz, erkek için. Bayan olsaydı şey gelirdi. Buraya it de gelir. Bunlar tek şahıslar için. Tekrar edelim. I will have gone. Ben gitmiş olacağım. Yani gelecekte bu gitme eyleminin belirli bir e, ana kadar e, tamamlanmış olduğunu e, ifade ediyor, gösteriyor. Olay bu. Başka bir bunun bir, bir olayı yok. I will have gone. Ben gitmiş olacağım. You will have gone. Sen gitmiş olacaksın he will have, he will have gone, o gitmiş olacak. Bunlar tekil şahıslar için. Şimdi çoğul şahıslara geçelim. We will have gone, biz gitmiş olacağız. You will have gone, siz gitmiş olacaksınız. Biliyorsunuz you, sen ve siz anlamına geliyor. And they will have gone, onlar gitmiş olacaklar. Yardımcı fiil will ve have kullanıyorsunuz hepim burada. Yardımcı olarak, yardımcı fiil olarak will, Sonra have kullanıyorsunuz. Daha sonra da fiilin üçüncü hali. Ne kullanıyorsunuz? Bak tekrar diyorum, I will have gone. Ben gitmiş olacağım. Ee, Tekil yapılar için bu. Tekil şahıslar için. Çoğu şahıslar için bu. We will have gone. Biz gitmiş olacağız. Siz gitmiş olacaksınız. Ve they will have gone. Onlar gitmiş olacaklar anlamına geliyor. Evet konumuza devam edelim. Ee, dediğim gibi e, tekil şahıslar için gördük çoğul şahıslar için gördük. Mantığını anlamış yanızdır umarım. Bir kez daha tekrar edecek olursak bakın şuradan tekrar ediyorum. I will have gone. Ben gitmiş olacağım demek ben gitmiş olacağım. Yardımcı fiilleri kullanıyoruz fiilin de. E, üçüncü halini kullanıyoruz. Burada go'yu kullandık, gone. Bu arada daha önceki videolarda ifade ettim. E İngilizcede düzenli ve düzensiz fiiller var. Yani mesela e, ba sözlüğünüze baktığınız zaman internete veya sözlüğünüze bazı fiillerin 3 hali olduğunu görürsünüz. Mesela go go'yu ele alan fiilini. Go, went, gone. Burada 3. hali gone. Ama her fiil için bu geçerli değildir. Şimdi o yüzden bunları düzenli düzensiz fiiller diyoruz. Daha videolarda da bunlardan bahsetmiştim. Ee, mesela benim burada kastettiğim, anlatmak istediğim şey, mesela finish fiilini ele alalım. İşte finish fiilini e, ele aldığımız zaman, bakın bu e, böyle bir üçüncü halinin yerine, Böyle bir üçüncü hali yok. Mesela go, went, gone dedik ya. Böyle bir durum yerine ne yapıyoruz? Mesela finish'i sonuna ed2 getiriyoruz. Finished. Bunu daha önceki videolarda anlattım. Burada da bir kez daha tekrar edeyim. Yani mesela başka ne fiili gösterebilirim? Mesela complete fiili var. Onun sonuna da ek getirerek bu duruma ne yapıyoruz? Bu yapıda kullanıyoruz. Yani zor bir şey değil. Tekrar ediyorum. Düzenli düzensiz fiiller var. Düzenli fiil kurala uyan, düzensiz kurala uymayan. Yani diğer e, kurallar e, dediğim gibi e, go fiilini ele aldığımızı düşünelim. İkinci hali went, üçüncü hali gander. Biz ne kullanıyoruz burada? Gun. Değil mi? Bu yapıda. Future perfect tense. Zor bir şey değil. Yani kurala uymayanlarda da her zaman ne getiriyorsunuz? Sonuna edg getiriyorsun. Bakın finished. Completed. Bakın E'de iki getirmişiz. Complete. Efendim bakın D. Görüyor musunuz? Arrive. Arrive. D getirmişiz sonuna. Olay bu. Bundan bahsediyorum. İşin temeli bu. Mantığı bu. Yani ben gitmiş olacağım. Sen gitmiş olacaksın. O gitmiş olacak. Buraya he ve she ve it de gelir. Ee, biz gitmiş olacağız. Siz gitmiş olacaksınız. Onlar gitmiş olacaklar. Şimdi olumsuz yapısına bakalım. Olumsuz yapısı da şudur şu cümle. burada dikkat ederseniz hepsini yazmadım. Yani I, you, he, we, you, they yerine değil de sadece bir tanesini yazdım. I yerine. Birinci tekil şahıs. Bakın ne diyorum. I will not have gone. I will not have gone. Yani not burada cümleyi ne yapmaktadır? Olumsuz yapmaktadır. Not cümleyi ne yapmaktadır? Olumsuz yapmaktadır. Böylelikle olumsuz cümleyi kurmuş oluyoruz. I will not have gone. Yani ben gitmiş olmayacağım demektir. Olumsuz yapıyor, olmayacağım. Soru cümlesinde yapıp e, örneklerimize geçelim. Soru cümlesi de e, will he have gone? O gitmiş olacak mı? Yani gelecek zamanda belirli bir ana kadar, belirli bir zamana kadar gitmiş olacak mı? Will he have gone? Soru cümlemiz de bu. E, dikkat ederseniz aynı burada da ifade ettiğim gibi hepsi için değil sadece e, üçüncü teki şahıs için yaptım. Gördüğünüz gibi burada. E, diğerlerini yazmıyorum. Diğerleri de aynı. Yani öyle farklı bir durum yok. Will he have gone? Yani o bir erkekten bahsediyoruz. Gitmiş olacak mı? Yapımız bu. Olumsuz. Cümle böyle kurulur. Hepsini yazmıyorum. Diğerleri için de aynı. Soru cümlesi de böyle kurulur. Hepsini yazmıyorum. Ee, diğerleri de aynı. Bakın he için kullandık. Yani diğerlerini de artık siz e, e, kurabilirsiniz. Şimdi yapımız bu. Mantığı bu. Olumlu olumsuz sorusunu e, gördük. E, dil bilgisini Şimdi tabii ki örneklere geçeceğiz. Şimdi örneklerimize başlayalım. Örneklerimizi de bitirince zaten videomuz, konumuz ve videomuz tamamlanmış olacak. Şimdi öncelikle burada ilk örnek, örnekle başlıyoruz. Evet, şuradan başlayalım. I will have retired by the year 2030. Bakın burada ne diyor? Ben 2030 yılına kadar emekli olmuş olacağım. İşte future perfect tense, the future perfect tense. Bazen future, uh, the, uh, the future perfect uh, simple tense de diyorlar. Kafanız karışmasın aynı şey. Yani olay çok büyük bir, karmaşık bir olay değil. Karmaşık bir konu değil. Çok basit. I will have retired by the year 2030. Bunu anlat, bu ne demek? 2030 yılına kadar ben emekli olmuş olacağım. Ben, I will ve have gördüğünüz gibi yardımcı fiiller. Retired nedir? Ne demiştik? Fiilin üçüncü halini kullanıyorduk değil mi? Ee, düzenli ama burada ne? Retire yani emekli olmak fiili için böyle bir üçüncü hali yok. Ne yapıyoruz? Bu eki getiriyoruz. Retire. Eki getiriyoruz. Dolayısıyla fiilimiz ne oluyor? Retired. Netice itibariyle I will have retired by the year 2030. 2030 yılına kadar emekli olmuş olacağım demektir. Çalışırsa şayet. İkinci cümlemize bakalım. She will have completed... Bu arada bakın eminim düzenli ve düzensiz fiil muhabbeti olayı bazılarının kafasını karıştırmış olabilir. Sanmıyorum da kafanız karıştırdığı zaman önceki videolarıma bakın. Yani gerçekten zor bir şey değil. Sözlüğünüz varsa hemen ona bakın. Bakın bazı sözlük, bazı kelimelerin fiillerin yanında böyle üç tane yapı göreceksiniz. Birinci yapı, ikinci yapı, üçüncü yapı. Mesela nasıl örnek vereyim? Um, go went gone dedik. Um, uh, Mesela see görmek değil mi? Bak görmek see fiili see. Uh, see, so, seen. İkinci hali so'dur. Üçüncü hali seen'dir mesela. Üçüncü hali burada nedir? Seen kullanır. Ama bazı fiillerde ne yapıyoruz? Sonuna ed getiriyoruz. Veya şurada ed eki getiriyoruz. Olay bu başka bir özelliği. Bunun yok. Bu kadar. Neyse cümleleri zaten yaparak cümleleri kurarak olayı anlayacağınıza, anlayacağınıza in, anlayacağınızı inanıyorum. Uh, i̇kinci cümleyi bir kez daha tekrar, tekrar edelim. She will have completed this painting by next Saturday. She will have completed this painting by next Saturday. Gelecek cumartesi gününe kadar, gelecek cumartesi gününe kadar o bu uh, boyayı uh, tamamlayacak. Bu boyama işlemini tamamlayacak. Kim bir baya? She will have completed this painting by next Saturday. Yani o bir bayandan bahsediyoruz. Gelecek cumartesi gününe kadar bakın gelecek cumartesi gününe kadar bu boya işini, bu boyayı, bu boyamayı tamamlayacak. This painting. This painting. Yalnız painting burada şey anlamına da gelir. Yanlış söylemeyeyim de. Hani bu tablo resmetme anlamına da gelir. Tabloyu boyuyorsunuz ya o anlamına da gelir. Duvarı da Evet, bu anlama da gelir. Ama netice itibariyle okunuşu şöyledir. She will have completed this painting by next Saturday. Yeah. gelecek cumartesi gününe kadar bu uh, boyama işlemi tamamlayacak. Evet, uh, ikinci cümleye bakıyoruz. She will have completed this painting by next Saturday. Uh, gelecek o uh, bir bayandan bahsediyoruz. Gelecek cumartesi gününe kadar. Bakın gelecek cumartesi gününe kadar by next Saturday. Uh, bu boyayı tamamlayacak. Tamam tamamlamış olacak özür diliyorum. Tamamlamış olacak. Bakın tekrar ediyorum. She will have completed this painting by next Saturday. O bir bayandan bahsediyoruz. Gelecek cumartesi gününe kadar bu boyayı tamamlamış olacak. Evet, gördüğünüz üzere she bir bayan, bir bayandan bahsediyoruz ve ne diyoruz? Yardımcı fiillerimizi kullanıyoruz ve diyoruz ki she will have completed this painting by next Saturday. O gelecek cumartesi gününe kadar e, bu tabloyu tamamlayacak. Tamamlamış olacak. Bu tabloyu e, tamamlamış olacak olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. She will have completed this painting by next Saturday. O bu tabloyu bir sonraki cumartesi yani önümüzdeki cumartesi gününe kadar bir sonraki cumartesi dediğimiz yani önümüzdeki cumartesi gününe kadar e, tabloyu tamamlamış olacak. Evet devam edelim üçüncü cümle. By tonight he will gone away. O bu geceye kadar e, ayrılmış olacak gitmiş olacak. Ee, o bu geceye kadar e, çekip gitmiş olacak, gitmiş olacak, ayrılmış olacak. Tekrar ediyoruz. By tonight he will gone away. By tonight he will gone away. By tonight he will gone away. Bakın, bu geceye ka e, kadar o bir erkek will gone away, gitmiş olacak, uzaklaşmış olacak, ayrılmış olacak, çekip gitmiş olacak, bırakıp gitmiş, çekip gitmiş olacak. By tonight, yani geceye kadar. Bu geceye kadar o çekip gitmiş olacak, ayrılmış olacak. Evet, çekip gitmiş olacak, ayrılmış olacak. Bir erkekten bahsediyor bu geceye kadar. Geceye kadar, bu geceye kadar diye çevirebiliriz Türkçe'ye. Evet, tonight gece. Geceye kadar, o süreye kadar yani o o zaman dilimine kadar o ayrılmış olacak, çekip gitmiş olacak demektir. İşte the future uh, uh, perfect tense'in uh, şeyi bu yani kullanım şekli bu. Kullanılmasının sebebi bu. Bir sonraki cümleye bakalım. I will have left by then. O zamana kadar ben ayrılmış olacağım. Bakın mesela burada bir uh, I ben. Will yardımcı fiil, have de yardımcı fiil. Left, tabii ki leave fiiline bakacaksınız. Leave fiiline. Fiilimiz burada leave. Üçüncü hal nedir? Lefter. Leave left. Değil mi? Biz ne kullanıyorduk? Üçüncü halini kullanacak. O zaman cümlemiz ne? Şöyle okunur. I will have left by then. Yani ne demektir? Ben o zamana kadar, o zamana kadar ayrılmış olacağım. Left leave'in üçüncü hali. Ben o zamana kadar ayrılmış olacağım. Bir sonraki cümleye bakalım. Soru cümlesi. Will they have finished it by next September? Will they have finished it by next September? Onlar gelecek Eylül'e kadar yani bu önümüzdeki Eylül. Eylül'e kadar bitirmiş olacaklar mı? Artık neden bahsediyorlar? Biri işten mi, biri ödevden mi bilmiyoruz. Ama sonuçta... Ee, dediğim, demin dedi ifade ettiğim gibi soru cümlesi, sual cümlesi will they have finished it by next September? Will they have finished it by next, next September? Yani e, önümüzdeki Eylül'e kadar onlar bitirmiş olacaklar mı? Artık neyi bitirmişler? Tabii ki bu çok açık değil. Ama onların o Eylül'e kadar, önümüzdeki Eylül'e kadar yani bir sonraki Eylül'e kadar bu iş o ne üzerinde uğraştıkla, uğraşıyorlarsa artık bitirip bitirmeyeceklerini soruyor yani. Will they have finished it by next September? Onlar. Bir sonraki Eylül e, Eylül'e kadar yani önümüzdeki Eylül'e kadar bitirecekler mi? Bitirmiş olacaklar mı? Bitirmiş olacaklar mı? Soru cümlesi. Bir sonraki cümle. Unfortunately we will not have finished our work by midnight. Bakın ne diyor? Unfortunately maalesef we will not Biliyorsunuz we will not yerine won't da kullanılır. Bakın will not, won't da kullanılır. Daha önceden söylemiştim. Will not yerine won't da kullanırsınız. Aynı şey. Parantez içerisinde yazmamın sebebi bu. Ee, tekrar edelim. Unfortunately maalesef we will not have finished our work by midnight. Gece yarısına kadar işimizi bitirmiş olmayacağız. Demek ki işleri bitmeyecek yani. Gece yarısına kadar. Unfortunately we will not have finished our work by midnight. Gece yarısına kadar işimizi bitirmiş olmayacağız. Demek ki işlerini bitir bitirmiş olmayacaklar. Demek ki e, onu söylüyor, onu ifade ediyorlar. We will not have finished our work by midnight. Gece yarısına kadar işlerimizi, e, işimizi daha doğrusu işimizi bitirmiş olmayacağız. Tabii ki bu nasıl bir cümle? Olumsuz bir cümle. Şöyle biraz enter basayım. Biraz yukarı çıkartalım şunu. Ha. Bir sonraki cümleye bakalım. Şu cümle. I will have sent the email by tomorrow morning. Yarın sabaha kadar e göndermiş olacağım. I will have sent the email by tomorrow morning. Yarın sabaha kadar, bakın yarın sabaha kadar email'i göndermiş olacağım. Hemen sözlüğünüze bakın sent fiilinin üçüncü haline sent. Bakın T ile. Değil mi? I will have sent the email by tomorrow morning. Yarın sabaha kadar e-maili, e, yarın sabaha kadar e-maili göndermiş olacağım. Ben. I. Bak ben. Yardımcı fiiller. Fiilimiz sent. Geç. Üçüncü hali. Email, bildiğimiz e-mail. Electronic mail. And by tomorrow morning. Yarın sabah kadar. Yarın ben yarın sabaha kadar e-maili göndermiş olacağım. Bir sonraki cümleye bakalım. Bir sonraki cümlemiz ne? Soru cümlesi. Bakalım ne diyor. Will you have completed this book by tomorrow? Sen bu kitabı yarına kadar bitirmiş olacak mısın? Will you have completed this book by tomorrow? Sen bu kitabı yarına kadar tamamlamış olacak mısın? Yardımcı fiiller. Sen. Tabi bu siz anlamına da gelir. Değil mi? Completed. Bakın sonuna ne gelmiş? Ek gelmiş. Görüyor musunuz? Ek gelmiş. Complete. Hemen sözünüze bakın. This book, bu kitap. By tomorrow, yarına kadar. Sonuç itibariyle. Will you have completed this book by tomorrow? Sen bu kitabı yarına kadar bitir, bitirmiş olacak mısın? Bitirmiş olacak mısın? Diye soruyor. Bir sonraki cümleye bakalım. Bu da soru cümlesi. Will you have completed the report by the time meeting starts? Will you have completed the report by the time the meeting starts? E, toplantı başlayasıya kadar bu raporu tamamlamış olacak mısın? Bitirmiş olacak mısınız? Biliyorsunuz you, sen veya ya da siz anlamlarına gelir. Soru şöyle okunur. Soru cümlesi. Will you have completed the report by the time the meeting starts? Türkçesi toplantı başlayasıya kadar, başladığı ana kadar, başladığı zamana kadar bu raporu tamamlamış olacak mısın bitirmiş olacak mısın diye olacak mısınız diye soruyor e, sorusunu e, yöneltiyor. Bir sonraki cümle. Albert will have arrived home by then. Albert will have arrived home by then. Albert will have arrived home by then. Yani Albert denilen bu şahıs Albert o zamana kadar eve varmış olacak. Albert o zamana kadar eve varmış olacak. Yani geçmişte bir zamandan beri bahsediyoruz. O zamana kadar eve varmış olacak diye söylüyor şahıs. Evet. Şimdi Evet. Albert will have arrived home by then. Albert o zamana kadar eve varmış, eve gelmiş olacak. Olmuş olacak. Bir sonraki cümle sona doğru geliyoruz. Videomuzun ve konumuzun sonuna doğru. Soru cümlesi. Will you have watched the film by tomorrow? Will you have watched the film by tomorrow? Yarına kadar filmi seyretmiş olacak mısın? Ee, kısa şekilde cevap verebilirsiniz İngilizce'de. Şöyle diyebilirsiniz. Yes, I will. Evet, seyretmiş olacağım demektir. Olumsuz peki nasıl söyleyeceğiz? No, hayır. Hatta şöyle bir virgül yazayım. Şey, virgül koyayım pardon. Ee, no, I will not. Yani... Yarına kadar o filmi seyretmiş olmayacağım diyor. Bakın az önce de ifade ettim. Daha önceki videolarda da ifade ettim. Will not'ın yerine ne kullanabilirsiniz? Won't kullanabilirsiniz. Will, will not ile won't aynı şeydir. Will you, have, will you have watched the film by tomorrow? No, I won't. Hayır. O filmi yarına kadar seyretmiş olmayacağım diye karşılık veriyor, cevap veriyor. Son cümlemiz By the time Hakan retires, he will have worked here for 20 years. By the time Hakan retires, Hakan emekli olduğu ana kadar, uh, he will have worked here for 20 years. Burada 20 sene, o burada 20 sene çalışmış olacak. Bakın work, fiilimiz. Sonuna ne geldi? E'de geldi bakın. Bunun gibi değil. Kafanız karışmasın. Ama sonuçta fiilin üçüncü halini kullanıyoruz. Buradaki tek size anlatmak istediğim şey efendim e, düzenli ve düzensiz fiil olması. Yani olay aynı, kanun aynı, kural aynı, dil bilgisi aynı. Yine fiilin üçüncü halini kullandık gibi düşünün. Yani sonuçta bu work fiilinin öyle değişik değişik ikinci, üçüncü hali yoksa onunla edeyi getirirsiniz. Hepsi bu. Uzatmayalım. Cümlemizi okuyup, tekrar okuyup bitirelim videomuz artık. By the time Hakan retires, he will have worked here for 20 years. Hakan e, emekli olduğu ana kadar, emekli olasıya kadar o, o bir erkekten bahsediyoruz. Will have worked here for 20 years. 20 sene burada çalışmış olacak. Uzun bir süre. Evet, e, son cümlemizde bir kez daha söyleyeyim şunu. By the time Hakan retires, Hakan emekli olduğu ana kadar, emekli olasıya kadar. O, he will have worked here for 20 years. O burada 20 sene çalışmış olacak gelecekteki zaman dilimine veya o zaman an ne Hakan'ın emekli olduğu an o ana kadar 20 sene çalışmış olacak. By the time Hakan retires he will have worked here for 20 years. Hakan emekli olası kadar o burada 20 senedir 20 sene çalışmış olacak. Evet, son cümlemizle de konuyu bitirdik. biraz az örnek yaptık. Olsun. En azından temeli anlamışsınızdır. Temel önemli. Gerisi çorap sökü gibi gelir. Evet. Böylelikle bir videonun sonuna daha geldik. Umarım video size faydalı olur. Like yapmayı abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.